Yanlar romanında intihar ederek yaşamına son veren Selim Işık, güncesinde şunları yazar. Yatağın içinde hiçbir şey yapmaya cesaret edemeden korkuyorum. Kafka'nın korkusu gibi değil. İnsanın evrendeki hiçliğiyle ilgili bir korku değil. Anlamsız bir korku. Zavallı bir böceğin vücudunda duyduğu ve anlamını bilmediği bir korku. Bitkisel bir korku. Beni korkutan bu yaşama içgüdüsünü göğsümden söküp atabilsem, ben de çekinmeden, gururla kişiliğimi sürdüreceğim. Fakat eve dönmek bile beni, ne pahasına olursa olsun yaşamak isteyen bir solucan yapıyor. İnsanların, güneşin ve hareketin olduğu yerde ölüm kavramına daha kolay dayanabiliyorum. Eve dönünce duvarlara, eşyaya sinmiş olan karanlık düşüncelerim üzerime saldırıyor. Ölüme evde katlanamıyorum. Meselenin derinine inince, beklediğini bulamazsan yıkılıyorsun. Bir silgi gibi tükendim ben. Başkalarının yaptıklarını silmeye çalıştım. Mürekkeple yazmışlar oysa. Ben kurşun kalem silgisiydim. Azaldığımla kaldım. Kuşkulu ve ürkektim. İnsanlara ancak benim yanımda oldukları zaman güveniyordum. Benden ayrılınca beni yargılamaya başlayacaklarını ve tekrar bana döndüklerinde artık eski sevgilerinin tükenmiş olacağını düşünerek korkuyordum. İnsanlara çok önem veriyordum aslında. Benim için ne düşünecekler diye içim titriyordu. Sonra ben de çareyi anneme çatmakta buldum. Kalıtım nedeniyle Mendel yasalarıyla hırpaladım onu. Anneme şunları söylerdim. Eksik yönlerini düşünseydin, bunların çocuğuna da geçeceğini düşünerek evlenmezdin. Babamla bu kadar farklı bir temel yapıya sahip olduğun halde neden onunla evlendin? İkiniz aşırı çelişik uçlarda bulunan karakterlerinizin bana nasıl etki edeceğini, benim hücrelerimi nasıl bir çıkmaza sokacağını hiç düşünmediniz mi? Selim'in arkadaşı Turgut, Selim için şunları söyleyecekti. Bana kalırsa insanlarla arasında isteyerek bir uçurum yaratıyordu Selim. Onları imkansızlığa itiyordu. Milyonlarcası için doğru saydığı düşüncelerini, duygularını birkaç kişinin bozmasını istemiyordu. Onları da bizim gibi imkansızlığa mahkum ediyordu. Hep kuşkuluydu. Her zaman kötü bir şeylerin olmasını bekliyordu. Sonu gelmez benim gibiler için, hiçbir şeyin sonu iyi gelmez derdi.